Oh, öpüyor. Damat Armağan Uzun'un ünlü diva Bülent Ersoy'u aldatma görüntüleri canlı canlı farkıyla geliyor. Oh, kulağını öpüyor. Aldatma olayının canlı şahidi olayın tüm ayrıntılarını canlı canlıya anlattı. Sonra göğsüne deldi kızı. Bunu tanıdı, sevgisi falan. Armağan Uzun'un adı Pelin olduğu iddia edilen genç kızla daha önce de ilişkisi var mıydı? Bu zamandan sonra ilk defa görüştük. Aşkımız için yanalım birazdan ne çıkar? Magazin dünyası Bülent Ersoy'un ihanete uğradığı haberiyle sarsıldı. Tarih 26 Temmuz. Yer İzmir Narlıdere. Armağan Uzun bir restoranda 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir genç kızla samimi bir şekilde objektiflere yakalandı. Meyve ve palmiye ağaçlarıyla gizlenmiş Seren derdi, gözlerden uzak gönlünce sevgilisiyle zaman geçireceğini zanneden Armağan Uzun o sırada büyük bir yanılgıya düşmüştü. Çünkü hemen şu noktada paparaziler iş başındaydı. İlla ki ağlatmak mı, aldatmak mı lazım? Aldatmak mı lazım? Aldatmak mı lazım? Aldatmak mı lazım? Bu aldatma olayından çok değil, birkaç gün önce birlikte kameramıza mutluluk pozları veren Bülent Ersoy, Armağan Uzun çiftinin açıklamaları mercek altına yatırıldığında ilginç bir gerçek çıkıyordu ortaya. Ünlü diva sanki başına gelecekleri önceden görüyor gibiydi. Her şeyin bir sonu var. Şu anda son derece akımı yüksek bir elektrikle birbirimize bağlıyız. Ama 3 sene sonra ne olur, 5 sene sonra ne olur? Veya 5 ay sonra ne olur? Bunu kestirebilir miyiz? 3 sene değil, 5 sene değil, 5 ay değil. Sadece 20 gün sonra korktuğu başına geliyordu ünlü divanın. Bülent Ersoy bir ömür boyu sürmesini arzu ettiği aşkını ifade ederken müstakbel eşinin yüzündeki pek de samimi olmayan ifade düşündürücüydü. Belki ölüm bizi ayıracak, onu da bilemeyiz. Her şey geçerli. Allah korusun. Biz ayrılamayız. Şimdi tekrar aldatma olayının yaşandığı güne dönüyoruz. Olayın canlı şahidi, aynı zamanda mekanın işletmecisi olan Ferman Bey, o güne ait tüm ayrıntıları canlı canlıya anlattı. Esmer minyon tipli bir kızdı. Sürekli de saçıyla oynuyordu. Burada oturuyordu. Armağan böyle oturuyordu. Bayan arkadaş buradaydı. Hatta bir telefon görüşmeleri falan da oldu. Orada komik gitti, hani bir şey istiyor musunuz gibisini. Burada oturan arkadaş dedi ki hani sesini çıkarmadım. Dedi ki herhalde Bülent Ersoy'la görüşüyor. Böyle çünkü böyle konuşuyor telefonda. Kız arkadaşı. Armağan var ya, kızın arkasına saklanıyor. El ele tutuşurken de yakaladım. Ferman Bey başlangıçta genç kızı Armağan'ın kız kardeşi sanmış. Ancak daha sonra şahit olduğu samimi görüntüler işin aslını anlamasına yetmiş. Önce ben kız kardeşi falan sandım yani. Çocuklar öyle deyince bize dedi sevgilisi falan dedim, yok ya belki kız kardeşi falandır. Sonra buralarını kulak memesini falan neyse o elini atıyor, saçını mı düzeltti artık. Sonra göğsüne derdi kızı. Dedim tamam, bu sevgilisi falan. Oh, saçlarıyla oynaşıyor, saçlarını düzeltiyor. Oh, kulağını öpüyor. Armağan'ın keyfi yerinde. Adı Pelin olduğu iddia edilen genç kıza bir şeyler anlatıyor ve dakikalarca gülüyor genç adam. Bir ara kızı kendisine çekiyor ve öpüyor. Ve ardından bakın neler oluyor. Kıza bir yerlerini gösteriyordu. Kalbini gösteriyor kıza. Oh, kıza el şakası da yaptı. Oh, öpüyor. Vallahi billahi öpüyor. Ay, kızın sırtını öpüyor. Ferman Bey'in olayla ilgili bir iddiası daha var. Armağan Uzun bu mekana bir ay içinde tam 3 kere gelmiş. Peki Armağan Bey buraya çok sık gelir mi? 3 defa oldu buraya geldi. 3 defa da buraya geliyor. Evet. Ne zamandan beri geliyor? Bu bir ay içinde oldu bu üçüncü defa gelişi. Evet, görünen köy kılavuz istemez. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Ancak Armağan Uzun basına yaptığı ilk açıklamasında bu aldatma görüntülerini inkar ediyor. İşte öpüşme resimleri, o nasıl bir kareyse onu tam olarak anlamış değilim. Aramızda öyle bir olay olmadı. Allah da yukarıdadır zaten. Bir şeyleri ispatlamanın zorunda değilim ben.
Oh oh oh, öpüyor. Vallahi billahi öpüyor. Bayan arkadaşla bir ilişkiniz olması söz konusu değil diyorsun. Kesinlikle yok. Kesinlikle olamaz. Çünkü sonuçta ben evli bir insanım. Armağan Uzun, cana yakın bir kişiliği olduğunu ve herkeste bu görüntülerde olduğu gibi sarmaş dolaş olabileceğini söylüyor ve bunda bir kötülük yok diyor. Ay, kızın sırtını öpüyor. Ben insanlarla hep el ele kol kolu göz gözeyim. Ben yine göreceksiniz arkadaşlar. Bu tür kareler çok çıkacak karşınıza. İnsanlar da bu fırsatlardan yararlanıp benim sırtımdan prim yapmaya çalışacaklardır. Bu açıklamadan bir gün sonra bir kez daha kamera karşısına geçiyor Armağan Uzun. Bu kez biraz yorgun ve moralsiz görünüyor genç adam. Elindeki kağıttan güçlükle okuyor söylemek istediklerini. Bu şöhret denilen gömleği ben Bülent Hanım'la tanışınca giydim. Ve sizler şimdi birdenbire benim arkadaş çevremden ve önceki hayatımdan kopmamı istiyorsunuz. Ben her fırsatta çok samimi ve çok sıcakkanlı insan olduğumu her seferinde dile getirdim. Armağan Uzun elindeki yazılı metni okuduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak koşan adım uzaklaşıyor. Ancak bir süre sonra yeniden kameraların karşısında buluyor kendisini. Bu kez olayı inkar etmek yerine kabulleniyor genç adam. Meğer Armağan'ın genç bayanla olan ilişkisi eskilere dayanıyormuş. Beyler, bir şeyden kaçmıyoruz. Kimseden de gizlimiz saklamız yok. Her şey ortada. Gerekli açıklamaları yaptım. 11 Temmuz'la ilgili de bu arkadaşla daha önce arkadaşlığım olduğunu, beraber bir arkadaşım olduğunu söyledim. Tekrar uzun zamandan sonra ilk defa görüştük ve güzel bir ortam oldu, konuştuk. Armağan'ın bu açıklamaları yaptığı gün ve saate kadar eşi Bülent Ersoy'la görüşmediği öğrenildi. Bu fırtına öncesi sessizlik genç adamı oldukça yıpratmış görünüyor. Onlar emellerine ulaşmış olabilir ama ak gün kara gün belli olacak arkadaşlar. Ama her şey çok güzel olacak, ben inanıyorum. Bülent Hanım'a ben güvenimin verdiğimi düşünüyorum. Ünlü diva daha önce de eski eşi Cemaller tarafından aldatılmış ve bu evliliklerinin sonu olmuştu. Şimdi herkes daha henüz bir açıklama yapmayan Bülent Ersoy'un konuyla ilgili vereceği kararı bekliyor.